hiç fazla gevezeliğe gerek yok. Şu güzel hava çıktı. Saat tam 12. 12 geçti hatta. Gevezeliğe gerek yok dedim, yine başladım. Ya şu güzel havada bir şiir okunmaz mı ya? Şöyle ışık yüzüme geliyor, bilmiyorum ben yüzümde. Aa, çok şey. Şu güzel havada gece bir şiir okunmaz mı ya? O zaman yapalım bir şiir okuma etkinliği. Polis arabası geçiyordu, ciddi mi? Evet. Aslında şey demiştim. İlk videoda hani üçüncü sıradaki şiiri ezbere okumazsam ayıp olur demiştim. Şimdi tabii bu gecenin duygusuna biraz daha uygun olduğu için üçüncü sıradakini atlıyorum şu anda. Daha ileriden bir şiir baktım. Üçüncü sıradakini tamam söyleyeyim. İstiklal Marşı. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı. Üçüncü sıradaki. Onu daha uygun bir yerde ezbere okumak istiyorum. Bir Türk bayrağının altında ezbere okumak istiyorum. Onun için özel bir yere gideceğim. Şimdi bu akşam Necip Fazıl Kısakürek. İstanbul'da doğan şair orta öğrenimini Bahriye Mektebi'nde bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okurken yine felsefe okumaya Paris'e yollandı ama öğrenimini yarıda bırakarak döndü. Memurluk, müfettişlik... Allah sizin ha, yakalandım ya, burada şiir okuyorum. Ne haber? İyilik Onur abi, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim canım, sen izin. İyi, çok soğuma, üşüme. Aa, üşümem ya, ben bayılıyorum bu havalara. Tamam, hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar canım, görüşürüz, sağ ol. Yarın paylaşacağım. Tamam, izleyeceğim. Tamam, sağ ol canım, görüşürüz. Tabii şimdi tanıdık yerde de kimseden bir şey kaçmıyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yine felsefe okumaya Paris'e yollandı ama öğrenimini yarıda bırakarak döndü. Memurluk, müfettişlik, öğretmenliklerde bulundu. Dergiler çıkardı, köşe yazarlığı yaptı. Ölçü ile uyağın şiiri oluşturmadaki olanaklarını iyi kullanan ama bununla yetinmeyen şiirin içerikte oluşturulması gerektiğinin farkında bir şairdi. Fransız şiirlerin yetkinlikleriyle halk şiirimizin inceliklerini birleştiren söyleşilere ulaşma çabası içindeydi. Şiir kitapları Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile şiirlerim. Kaldırımlar şiiri Çile adlı kitabından alınmıştır. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek'ten Kaldırımları okuyalım. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. Sayfayı çeviriyorum. Ezber aslında okumam lazımdı ama şu anda ezbere okuyayım. Ay, inşallah arabanın alarmı çalmaz. Arabanın üstünde. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içinde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol gitsin, ben gideyim yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak seslerimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı
gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları. Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya. Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp sokaklar kadar ısrarlı bir uykuya. Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi. Bu akşam bu anımı yaşamak istedim. Bu anımı sizinle bu şekilde paylaşmak istedim. Biraz dolaşacağım. Anı yaşamak güzel. Anı yaşamının keyfine varmanızı diliyorum. İyi geceler.